Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün de canlılarda beslenme şekillerine geçeceğiz. Biliyorsunuz canlıları beslenme şekillerine de grupları şekillerine göre de gruplara ayırabiliyorduk. Bugünkü konumuz nereden nereye olacak? Hemen onu da söyleyeyim. Zaten 3. üniteye gelmiştik. Bir önceki dersimizde ekosistemde bulunan abiyotik ve biyotik faktörlerden bahsetmiştik. Bugün de beslenme çeşit Göre canlılardan bahsedeceğiz. Sayfa 140, 141. Bunları çözebilirsiniz. Ekosistemi etkileyen faktörler testinin sonuna kadar da gelebilirsiniz. Yani sayfa 145'e kadar 10 dinamodan çözmemiz gerekiyor gençler. Hemen bakayım sıfırdan onadan nereye kadar geleceğiz? Yine aynı mantıkla gençler. Tabii ki canlıların üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olmasından bahsedeceğiz. Enerji akışına kadar olan kısma gelebilirsiniz. Yani sıfırdan ona da da sayfa 155'e kadar olan kısmın tamamını bitirmiş olmanız gerekiyor diyeyim. Hazırsanız başlayalım. Müzik Şimdi bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Gençler canlılarda görülen beslenme şekillerinin neler olduğu bugünkü dersimizin konusu olacak. Canlıları etkileyen faktörleri kendi içerisinde hatırlayın birazcık. Grupları ayırmıştık. Canlıları etkileyen faktörlerden cansız faktörlere ne ismini vermiştik? A- Biyotik faktörler ismini vermiştik su gibi, sıcaklık gibi, iklim gibi, ortamın mineral madde miktarı gibi abiyotik faktörler yani cansız faktörler vardı. Bir de ekosistemi etkileyen canlı faktörler yani biyotik faktörler dediğimiz faktörler olacak. Biyotik faktörler kimlerdir? Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcı canlılardır. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Canlılardaki beslenme şekillerine göre de canlıları gruplandırabiliyoruz. Canlıları ekolojik nişlerine göre de gruplandırabiliyoruz. Şimdi beslenme şekillerine göre canlıları gruplandırmaya kalktığımız zaman canlılar beslenme şekillerine göre birincisi kendi besini kendi üreten canlılar var. Yani bu canlılar ototrof canlılardır besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılar var onlara da heterotrof canlılar ismini veriyoruz bir de hem ototrof hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip besinini kendi üretebilen gerektiği zamanda dışarıdan alabilen canlılarımız var gençler bir de biz canlıları ekolojik nişlerine göre gruplandırabiliyoruz Niş ne demekti hatırlayın biraz. Ekosistemde canlının üstüne düşen iş anlamına geliyordu. Ekolojik nişlerine göre canlıları da birincisi kendi besini kendi üreten ototroflar. Besinini dışarıdan hazır olarak alan heterotroflar bir de ayrıştırıcılar olarak üçe ayırabiliyoruz. Yani ayrıştırıcı canlılar da aslında heterotrof canlılardır ama ekosistemde çok büyük görevleri yerine getirdikleri için bunları sanki bir grupmuş gibi ayrıyetten de vereceğiz. Ama sonuç itibariyle anlatacağım canlılar bunlardan başka canlılar olmayacak gençler. Canlılardaki beslenme şekillerine baktığımız zaman bir canının yaşadığı ekosistemde yürüttüğü faaliyetler o canının ekolojik nesini oluşturacak nişini meydana getirmiş olacak. Hatırlatma yapacak olursak ekosistemde nişlerine göre canlıları gruplandırabiliyoruz. Az önce tabloda çizdim ya üreticiler var ototroflar besinlerine dışarıdan hazır olarak alan tüketici yani heterotroflar var. Bir de ayrıştırıcılar dediğimiz canlı grubu söz konusu. Aynı ekosistemde yaşayan canlıların aynı nişe sahip olmaması lazım. Bu aralarında rekabet görülmesine sebep olur. İkisinin de yaşamı daha zor bir hale gelir. Mesela ben bir canlıyla aynı işte ormandayım. İkimiz de aynı yemeği yiyoruz aynı ağacı ev olarak kullanıyoruz aynı atı oluşturuyoruz aynı besinle besleniyoruz ekolojik nişlerimiz ne kadar aynıysa aramızda o kadar rekabet çıkacaktır mesela bir canlı mağarada yuva yapıyorsa diğer canlı ağaçta yuva yapıyorsa mağarada yuva yapanla ağaçta yuva yapan yuva yapma açısından niye rekabete girsin ki ama iki canlı da mağarada yaşıyorsa o mağarada sen yaşama ben yaşayayım diye aralarında rekabet olacaktır bir canlı atıyorum otla besleniyor diğer canlı etle besleniyor olmuyorsa rekabete girmezler genellikle. Çünkü ikisinin besine farklı alanlardadır diyeyim gençler. Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve yapım onarım için gerekli olan maddeleri temin etmek amacıyla tabii ki besleniyorlar. Canlılar beslenme çeşitlerine göre gruplandırılabiliyor. Baktığımız zaman bizim Ototrof beslenme dediğimiz bir durum söz konusuydu. Ototrof beslenmek ne demek? İnorganik maddelerden organik madde sentezlenmesine ototrof beslenme ismini veriyoruz. Bu işi yaparken ışık enerjisini kullananlara fotoototrof, kimyasal enerjiyi kullananlara ise kemoototrof beslenme özelliğine sahiptir diyeceğiz. Heterotrof beslenen canlıları, holozoik beslenenler yani besinlerini katı parçalar halinde alanlar. Aynı zamanda onu da ben yazayım size. Simbiyotik geçen yani bir sonraki sene 11. sınıfın sonunda da ekoloji var. Hani ekoloji çok önemli bizim için dedim ya. 10. sınıfın sonunda ekosistem ekolojisi diye bir ünitemiz var. 11. sınıfın sonunda da komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz bir ekoloji var. Oradaki ekolojide zorlanmamak için buradaki ekolojiyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Simbiyotik yaşayan canlılarımız var. İki veya daha fazla canlı birlikte yaşadığı zaman simbiyotik yaşam göstermiştir diyoruz. Bu sene değil de bir sonraki sene anlatacağız. Aynı zamanda çürükçül beslenme özelliğine sahip olanlar da vardı. Kendi besini kendi üretebildiği gibi dışarıdan hazır olarak alan canlılarımız da var. Sadece zaten iki tane örnek biliyoruz. Kim bunlar? Birincisi böcek çil bitki adını verdiğimiz böcek kapanlarımız var. Bir de öglena dediğimiz kamçısıyla hareket eden canlı var. Bu iki canlı hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip. Şimdi üreticiler yani ototroflarla başlayalım. İnorganik maddeleri kullanarak kendi organik besinini üretebilen canlılara ne ismini vereceğiz? Üretici yani ototrof canlılar ismini vereceğiz. Fotosentez yapan ototrof canlılara fotoototrof canlılar, fotoototrof canlıları besin üretiminde enerji kaynağı olarak kullandığı şey ise ışık olacak. Yani ışık enerjisi varlığında bunlar inorganik maddeleri organik maddelere çevirebilecek. Kimlerden bahsediyoruz? Birincisi yeşil bitkiler tabii ki ototrof canlılardır. Siyona bakteriler dediğimiz bakteriler ototrof canlılardır. Bunlar klorofil pigmenti dediğimiz pigmenti bulunduracak ve fotototrof olacaklar. Fotosentototroflar bulundukları ekosistemlerin en büyük oksijen kaynağı. Madde döngülerinde de tabii ki çok büyük öneme sahipler. Mesela biz sadece hani bitkiler fotosentez yapıyor. Bitkiler çok önemli, çok önemli deyip duruyoruz ama denizlerde yaşayan altlerde de fotosentez yapan canlılardır ve bunların yaptığı fotosentez bitkilerin yaptığı fotosentezin çok 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 üstündedir gençler. Yani hiç yatsınamayacak derecede çok fotosentez yapar okyanuslarda denizlerde bulunan alpler diyeyim. Kara ekosistemlerinde fototrof foto canlılar olan bitkiler bazı etetrof canlılar için besin kaynağı meydana getirir. Kemosentez yapan ototrof canlılara da ne ismini verecekmişiz? Kemo ototrof canlılar ismini vereceğiz. Kemoototroflar besin üretiminde İnorganik maddelerin oksidasyonuyla açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanacak. Oksidasyon kelimesini duyuyorsan yapıştır kemosentezden bahsediyordur. Tabii ki her canlı gibi bunlar da madde döngülerinde rol oynayacaklar. Kemoototroflara baktığımız zaman bazı bakterilerin ve bazı arkelerin kemoototrof olduğunu görüyoruz. Yani bunların tamamı prokaryottur diyebiliriz nitrifikasyon bakterileri dediğimiz ileriki senelerde azot döngüsünde görev yapan bakteriler öğreneceğiz. Bunlar bizim için kemototrof bakterilere örnek olacak diyeyim. Tüketiciler yani heterotroflardan da bahsedelim. Tüketici organi, organizmalar gereksinim duydukları enerjiyi, besini kendileri üretemiyorlar. Ne yapacaklar? Üreticilerden veya başka tüketicilerden karşılayacaklar. Neyi kastediyorum? Mesela nasıl bir örnek vereyim? Heh, otu tavuk yedi, tavuğu da ben yedim. Ben aslında üreticiden değil de üreticiyi yiyen tüketiciden karşılamış oluyorum. Tüketici organizmalardan olan holozoik canlılar besinlerini katı parçalar halinde alıp sindiren canlılardır. Bu katı parçalar halinde besini alma işini de gruplandırabiliyoruz. Holozoik beslenen canlıların bazıları otçul, bazıları etçil, bazıları da hepçil. Yani hem otçul hem etçil olma özelliğine sahiptir. Şimdi otçullara baktığımız zaman doğrudan üretici canlılarla beslenen tüketicilere ne ismini vereceğiz? Otçul yani herbivor ismini vereceğiz. Baktığım zaman keçi, sığır, tavşan, koyun, at gibi canlılar tabii ki otçul canlılara örnek olacak. Ama sadece doğada tabii ki otçul canlılar yok. Aynı zamanda etçil beslenme özelliğine sahip canlılar da var. Besin zincirlerinde tüketicileri yiyerek beslenen canlılara da etçil yani karnivor ismini veriyoruz. Nereden aklında tut? Otçul, ot ter yerde her bivorlar bunlar. Eti yiyen et çok büyük eti yiyenin karnının büyük olması lazım karnivor diyorlar de. Benzetme yap bir şekilde aklımızda kalsın. Etçil canlıların sindirim kanallarına baktığımız zaman otçul canlılara göre daha kısa olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında otu sindirebilmek için selozu sindirebilmek burada bazı bakterileri bulundurmak falan gerekiyor. Örneklerine de bakalım. Aslan, kızıl kuyruklu şahin, baykuş, kurt, tilki gibi hayvanlar bizim için etçil canlılara örnek gösterilecek hem bitkilerle hem de başka hayvanlarla beslenen hem otçul hem etçil beslenme özelliğine sahip canlılara da hepçil canlılar ismini veriyoruz. Hepçil canlılara da omnivor denir. Bunların herbivor, karnivor, omnivor isimleri de sorularda karşımıza çıkıyor. Mesela bozayı düşündüğümüz zaman hem ot yiyorlar hem et yiyorlar. Kargaları düşün, tavukları düşün, tavuk buğday yiyor, ot solucan yu et yani bunlar hepçil canlılardır. Yine insan da hepçil canlılara örnektir. Gelelim diğer bir canlı grubumuz olan ayrıştırıcı dediğimiz canlılara. Ayrıştırıcılar ne yapacaklardı? İnorganikleri organiye çevirenlere ototrof demiştik. Ayrıştırıcılar ise organik atıkları ya da direkt organizmaları inorganik maddelere çevirecekler. Yani şöyle düşünebilirsin. Benim her yerim organik madde, karbonhidrat, yağ, protein. Bizi gömdükleri zaman toprakta bu karbonhidrat, yağ ve proteinlerimizdeki C, H, O'lar ayrıştırıcılar tarafından çıkartılacak. Ayrıştırıcılar da ee, toprağı inorganik madde bakımından zenginleştirecek. Üreticiler de bu inorganik maddelerden tekrar organik madde sentezi yapacak. Yani ekosistemde bir döngü meydana gelecek. Zaten döngünün olmaması ekosistemin yok olması anlamına gelir. Biz daha sonraki konularımızda azot döngüsünü, karbon döngüsünü ve su döngüsünü de göreceğiz. Döngüsel hareket etmeseydi maddelerin tükenmesi gibi bir durum söz konusu olurdu diyeyim gençler. Şimdi ayrıştırıcılar hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayıp inorganik maddeleri açığa çıkaran canlılardır. Sindirim enzimleri gelişmiştir ayrıştırıcıların özellikle sorularda çok çıkar. Şimdi bu büyük organik bir şeyi inorganik bir şeye çeviriyor ya bunun için güçlü enzimler bulundurması lazım. O yüzden de ayrıştırıcı canlıların sindirim enzimleri gelişmiştir. Koca organik bir atık var. Bakteri gidiyor, ne yapıyor? Enzimini gönderiyor. Gönderdiği enzimle bu organik atığın parçalanmasını gerçekleştiriyor. Sindirdikleri besinleri hücre içine alarak metabolik tepkimelerde kullanacaklar. Ayrıştırıcılar oluşan inorganik maddeleri dış ortama verecek. İnorganik maddeler bu canlılar sayesinde ekosistemdeki üreticilerin kullanımına tekrar sunulmuş olacak. Ayrıştırıcı olarak en çok kimleri biliyoruz? Bazı bakteriler, bazı mantarlar ayrıştırıcı canlılardır. Ama cıvık mantar dediğimiz mantar olmayan protista alemine ait canlılar da ayrıştırıcı özelliğe sahiptir. Mesela bize bir örnek vermiş ayrıştırıcı bir mantar olan istiridya mantarı ve ayrıştırıcı bakteriler bu grubun içerisindedir demiş. Ayrıştırıcıların olmadığı bir ekosistemde hayatın devam etmesinin imkanı tabii ki yok. Bu canlılar ekosistemdeki tüm canlıların ve beslenme basamaklarının üzerinde tabii ki etkili olacaklar diyeyim. Buradan da hem üretici hem tüketici olarak beslenen grubumuza geçmiş olayım. İnorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen ve dışarıdan hazır olarak alan canlılara hem üretici hem tüketici ismini vereceğiz. Yani ne diyeceğiz? Hem ototrof besleniyor bunlar hem de heterotrof besleniyor bunlar. Kimleri örnek olarak verebilirsin? Böcekçil bitkileri verebilirsin. Böcekçil bitkiler ne yapıyorlar? Azot bakımından fakir topraklarda yaşıyorlar. Azot ihtiyacını da yakaladıkları böcekten karşılıyorlar. Yani bunun gayet kloroplastları var. Işık varlığında fotosentez yaparak besin üretimini gerçekleştiriyor. Ama topraktan azot ihtiyacını yeterince karşılayamadı ya. Yapraklarının arasından güzel bir koku salgılıyor salgıladığı bu koku sayesinde böcekleri kendine doğru çekiyor. Sonra böcekler gelip konduğu zaman çok hızlı bir şekilde yapraklarını kapatıyor. Böcek içeride kalıyor. Enzimlerini dışarıya gönderip böceği parçalıyor. Azot ihtiyacını böcekten karşıladı. Fotosentez yapması bakımından ototrof böceği parçalaması bakımından ise heterotrof beslenme özelliğine sahiptir gençler. Hemen şuradan da geçeyim. Böcekçil bitkiler azot bakımından fakir topraklarda yaşar. Topraktan karşılayamadıkları azot ihtiyacını yakaladıkları böceklerin proteinlerini sindirerek karşılar bu canlılar. Geliyorum Öglena gibi bazı bir hücreli organizmaların nasıl iş yaptığına. Bu Öglena canlısında ise tek hücreli bir canlı. Gayet kloroplast organeli var. Kloroplast organeli olduğu için ışığın etkisiyle kendi besinini kendi sentezleyebiliyor. Bu yönüyle üretici. Işık yokluğunda ise dış ortamdan besinle hazır olarak alabiliyor. Bu yönüyle ise bu canlının tüketici olduğunu tabii ki söyleyebiliriz diyeyim. Gençler böylelikle canlıları beslenme biçimlerine göre, ekolojik nişlerine göre çeşitli gruplara ayırdık. Hemen konuyla ilgili sorularımıza da bakalım. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri fotototrof ve kemoototrof canlılar için ortaktır diyor. Işıklı ortamda besin üretmek bir kere fotosentez yapan yani fotoototrof beslenme gerçekleştiren canlılara özgüdür. Kemoototrof canlılar ışık olan ortamda da ışıksız ortamda da besin üretebiliyorlar. Mesela eskiden diyorlardı ki mağaraların çok derin alanları, okyanusların çok derin noktaları burada canlılar yaşa Burada üretici canlı yok ki besin zincirleri kurulsun diyorlardı ama zaman içerisinde görüldü ki inorganik maddeleri kimyasal enerjiyi kullanarak organik maddelere dönüştüren kemototroflar bu derin mağara diplerinde okyanuslarda bulunabiliyor. O yüzden buralarda da besin zincirleri oluşabiliyor. İster foto olsun, ister kemo ototrof olsun, ikisi de karbondioksit özümlemesi yapar. Hatta şöyle sorular yazarız bu sene çevre kirliliği göreceğiz ya. Ototroflar atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır deriz. Doğru. Fotosentezde de atmosferdeki karbondioksit miktarı azalıyor, kemosentezde de azalıyor. Zarlı organel bulundurma dediğimiz zaman Kemo ototrofların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani kemoototrof ototrof canlılarda zarlı organel yok. Ama fotoototrofların bakteri ise prokaryottur. Bitki ise mesela ökaryot hücre yapısına sahip olabilir. Fotoototrofun iki şekli de karşımıza çıkıyor. Hangisi ortaktır dediği için cevabımız yalnız iki şeklinde oldu diyeyim. Buradan da diğer bir sorumuza geçmiş olayım. Çürükçül beslenen canlılar için yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir diyor. Çürükçül dedi sana soruda, ayrıştırıcı dedi veya saprofit dedi. Bu üç kelime de aynı anlama geliyor. Yani bunlar organik atıkları, organik maddeleri parçalayıp inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Çürükçül beslenen canlılar büyük maddeleri küçüklere çevirdikleri için enzimlerini dışarıya gönderecekler. Hücre dışı sindirim tabii ki bu canlılar yapacak. Sindirim enzimleri gelişmiştir genel bir ifadedir. Parazitlerde sindirim enzimleri gelişmemiştir ama ayrıştırıcı canlılarda sindirim enzimleri oldukça gelişmiştir. Tamamı tek hücrelidir diyor. Bir kere mantarların da e, ayrıştırıcı olanları var ve mantarlar ayrıştırıcıları çok hücreli. O yüzden tamamı dediği için kabul etmedik. Bir kısmı zarlı organel bulundurur. Bulundurur. Ökaryot olanları da var. O zaman ökaryot olanlarında da tabii ki zarlı organel bulunur diyeceğiz. 1, 2 ve 4 oldu. Hangileri söylenebilir dediği için cevap deniz diye düşmüş oldu diyeyim. Gençler buradan da diğer bir sorumuzu göstereyim. Şimdi bir tane canlı varmış. İnorganik maddelerden kendi besini kendi üretebiliyormuş. İnorganik maddeleri birincisi inorganik maddeleri bu canlı ne yapıyormuş? Organik maddelere dönüştürebiliyormuş. O zaman bu canlı nedir? Ototrof yazayım önce. Ototrof bir canlıdır. Ototroftur ama foto ototrof bir canlı mı? Kemo ototrof bir canlı mı? Bilemedim. Hangileri söylenemez diyor. Enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanabilir. E fotoototrofsa kullanabilir. Bilirli ya kullanabilir. Doğru. Kara ekosistemlerindeki birçok canlı için besin kaynağıdır. Ototrof canlılar tabii ki karasal ekosistemlerde, sucul ekosistemlerde hangi ekosistem olursa olsun Diğer canlıların tabii ki besin kaynağını meydana getirirler. Madde döngülerinde önemli bir role sahiptirler. Madde döngülerinde önemli role sahip olmayan bir canlı mı var? Kaldı ki ototroflar inorganik maddeleri organiye çeviriyor bunlar olmazsa tüketiciler besin bulamaz, ortamda inorganik maddeler birikir. Tabii ki önemli bir role sahipler. Sonra bakıyorum bitkiler, bazı bakteriler ve mantarlar bu canlılara örnektir dediğinde bitkiler kısmı kabulüm. Bazı bakteriler kabulüm mantarlar dediği anda patladı. Mantarların tamamı heterotrof beslenir. Hiç kendi besinini kendi üreten bir mantar yok gençler. Topraktan çıkması, aktif hareket etmemesi onun besinle kendi ürettiği anlamına gelmez. Mantarların tamamı heterotroftur. Bir kısmı sitoplazmasında klorofil pigmenti bulundurur diyor. Evet, klorofil pigment fotoototroflarda bulunur. Tamamı deseydi kabul etmeyecektim. Kemoototrof denilenlerde çünkü klorofil pigmenti bulunmaz diyeyim gençler. Bir tane daha soruya bakıyorum. Böcekçil bitki ve öglena. i̇kisi de neydi? Bunlar istisna zaten iki örnekten başka yok. Hem ototrof besleniyorlar hem de heterotrof beslenme özelliğine sahipler. İnorganik madde ihtiyacını bulunduğu ortamdan karşılama diyor. İnorganik madde ihtiyacını bulunduğu ortamdan karşılamayan canlı mı var? Hangi canlı olursa olsun herkes inorganik maddeyi Dışarıdan hazır olarak alır. 9. sınıfı hatırlayın inorganik madde ne demek? Su, asit, baz, tuz, mineraller hiçbir canlı sentezleyemiyor. Herkes doğadan hazır olarak alıyor. O zaman tabii ki böcek, çil, bitki ve öglena da ihtiyacı bulunduğu kadarını ortamdan karşılayacaktır dış ortamdan aldığı besinlerden enerji ihtiyacını karşılama diyor. E baktığımız zaman bunlar heterotrof olma özelliğine de sahipler. O yüzden dış ortamdan aldığı besinlerden enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. İkisi de gayet ökaryot hücre yapısına sahip yani kloroplast organeli de bunlarda bulunuyor. Işık varlığında karbondioksit özümlemesi yapma dediğimiz zaman bunun da ortak olduğunu görüyoruz gençler. Yani cevabı 1 2 ve 1 2 3 4 şeklinde olacak seçeneklerde yokmuş hemen şuraya bir arttıralım biz e, soruyu yazarken cevap anahtarında hata yapmışız 1 2 3 ve 4 olacak yani cevabımız E'ye düşmüş olacak sonra bir tane daha sorumuza bakıyorum Yukarıda verilen canlılardan hangileri ekosistemin devamlılığı için kesinlikle gereklidir diyor. Bu tarz sorularda hepsini işaretleyeceksin. Şöyle düşünme ototrof olsun bir de saprofit olsun o ona dönüştürsün bu buna dönüştürsün de o hayat yürümez. Ekosistemde üniversite sınav sorusu da var buna benzer. Ekosistemin devamlılığı için tüm canlılar ekosistemde bulunmak zorundadır. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde olacak diyeyim. Gençler yavaştan sona doğru da geliyoruz. Baktım. Holozoik beslenen canlılar ile bu canlılara ait özellikleri hangi seçenekte eşleştirilmiştir? Bir kere her bir vor, her yerde ot var. Her bir vor ne demekti? Otçul beslenen canlılardan bahsediyorduk. Karnivor et yiyenlerin karnı büyük yani bunlar etçil beslenme özelliğine sahipti. Omnivor dediğimiz zamanda hep çil beslenen canlılardan bahsediyorduk. Şimdi hayvansal besinlerle beslenir, bağırsakları diğer canlılara göre daha uzundur. Ayı, fare, maymun bu grupta yer alan canlılara örnektir. Hayvansal besinlerle beslendiğine göre bunun etçil beslenen olması gerekiyor, yani ikinin aya doğru gitmesi gerekiyor. Bağırsakları diğer canlılara göre daha uzun olan, selülozu sindirimi zor olduğu için otçul canlılardı. O yüzden B'ye gitmesi gerekiyor. Ayı, fare, maymun, karga, insan ise hep çil canlılara örnekti. Yani dizilime bakayım bir daha. BAC şeklinde olacak. BAC şeklinde olan da Bursa seçeneğindedir diyeyim gençler. Cevabımız da B'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruya da bakıyorum. Aşağıda K ve L canlılarının özellikleri verilmiş. Buna göre K ve L canlıları aşağıda verilenlerden hangileri olabilir? K canlısı doğada organik atık birikmesini önler. Yani K canlısının ayrıştırıcı olması gerekiyor. Ayrıştırıcı bir canlı arayacağım. İnorganik maddelerden organik madde üretebildiğine göre L canlısının da ototrof olmasına gerekiyor. Şimdi ögleneğe baktığım zaman ayrıştırıcı değil hem ototrof... Hem heterotrof beslenme özelliğine sahip. O zaman bu bizim için gitti. Nitrifikasyon bakterileri bir kere kemosentez yapan yani ototrof beslenen canlılardı. Kafadan bu da gitti. Amip ayrıştırıcı bir canlı değil. Eğrelti otu zaten kendi besini kendi üretiyor. Kim kaldı geriye? İstiri diye mantarı kaldı gençler. Baktığımız zaman L canlısı e, ee, inorganik maddelerden organik madde üretebilir diyor. Amipin de bazı türlerinin ayrıştırıcı olduğunu biliyoruz. Organik atık birikmesini önlediği için. Eğrelti otu mu amip mi diye kaldığımız zaman tabii ki ototrof olan amip olmayacaktır. Eğrelti otu olacaktır. Gençler cevabımız da C'ye düşmüş oldu. Diğer bir sorumuza da bakıyoruz ve sona doğru geliyoruz. Bir ekosistemde üretici canlıların sayısının azalması nokta nokta beslenen yukarıdaki canlılardan hangilerini olumsuz etkiler? Bir kere üretici canlıların sayısı azaldıysa üretici yiyen otçul canlıların sayısı azalacak. Otçulların sayısı azaldığı için etçiller azalacak. Etçiller azaldığı için hepçiller azalacak. Ekosistemdeki üreticiler azalırsa ekosistemin tamamı bu durumdan zarar görür. Şöyle düşün. Otu kim yedi? Çekirge. Çekirge otçul bir canlı. Çekirgeyi kim yedi? Kurbağa. Kurbağayı kim yedi? Yılan yedi. E otun sayısı azalırsa çekirgenin sayısı da azalır, kurbanın sayısı da azalır, yılanın sayısı da azalır. Yani ekosistemdeki tüm canlıların sayısında azalma durumu söz konusu olur. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkına düşmüş oldu diyeyim. Gençler, bugünkü dersimizin dediğim gibi sonuna geldik. Peki bugün neler öğrendik? Bugün canlılarda görülen beslenme şekillerini öğrenmiş olduk. Detaylı bir soru çözümü de yaptık. Ödevlerinizi de zaten vermiştim gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.